Günaydın arkadaşlar. Öğlen izliyorsunuz da tünaydın, iyi akşamlar. Bugün sizlere bu bölümde Tic Wonder nasıl yapılır, biz nasıl yapıyoruz, tikleri nasıl parlatacağız, temizleyeceğiz onu göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi tikler son derece pis durumda. Pis, beyazlamış, böyle kendinden geçmiş durumda yani. Ama biz bunu eski haline döndüreceğiz. Kış döneminde normal arkadaşlar bu. Sürekli yağmur yağıyor, yağmur görüyor. Beyazlıyor tikler, soluyor. Ama bunu geriye döndürmenin çok kolay bir yolu var. Tik ağacı arkadaşlar çok değerli, çok kıymetli bir ağaç ve çok da pahalı. Ama bakımı diğer ağaçlara göre kolay ve çok dayanıklı. Suya çok dayanıklı çünkü yağlı bir ağaç. Hatta her sene bunların tik yağı diye bir şey var, bir malzeme o da. Onunla yağlanması tikleri sarartıyor ve daha uzun ömürlü kullanabilmenize yardımcı oluyor. Biz ne yapacağız? Biz Tic Wonder yapacağız. Tic Wonder dediğimiz iki adet. Bir tanesi bu mavisi, bir tane de bu sarı. İki tane kimyasal var arkadaşlar. İki kür. İlk olarak maviyi uyguluyoruz ve tiki ıslatıyoruz iyice. Ondan sonra bir kovanın içine yarı yarıya uyguluyoruz biz, ama bunu sek de uygulayabilirsiniz. Yani tikin durumuna göre. Yani yarı su yarı Tic Wonder olarak uygulayacağız. Belki de 3'te 1 uygulayacağız. Yani zeminin kötülüğüne göre. Şu an ben Flybridge'deyim. Sky'dayım yani. Ama burada kötü. Çünkü neden? Burası açık alan. Burası hep güneşi de görüyor, yağmuru da görüyor. Her türlü hava koşulunu burası görüyor. Belki buraya sek yaparız. Maviyi uyguluyoruz. Yani nasıl uyguluyoruz? Şu gördüğünüz arkadaşlar şöyle keçeler var. Bunlar keçe. Bu kullanılmış olduğu için bu halde. Renkleri, sertlik dereceleri. Bu en serti, bu en yumuşağı, bu da ortası. Bunlar keçeler yardımıyla uyguluyoruz. Önce sürüyoruz arkadaşlar. Maviyi süreceğiz, yayacağız. Sonra bekleyeceğiz. Mavi tikteki pislikleri kabartacak. Ondan sonrasında fırçalamaya başlayacağız. Bunu da tekneyi bölüp bölüp yapıyorsunuz. Yani bir anda bütün güverteyi yapmaya çalışmıyorsunuz. Çünkü donarsa işlem başarısız olur. Donmayacak kadar büyük alanı yapıyorsunuz. Ve part part ilerlemeniz gerekiyor. Bu aklınızda olsun. Maviyi uyguladıktan sonra bunlara şu gördüğünüz uca sap takıp, şimdi göreceksiniz zaten siz videoda, sap takıp yeri sert bastırarak keçeliyoruz. Yani gerçekten yorucu, gerçekten tam bir spor. Nefes nefese kalacağız zaten herhalde. Eşlik tanık olacaksınız. İyice keçeledikten sonra bol su tutuyoruz. Bol suyu tuttuk, suyu çekiyoruz. Suyu çektikten sonra sıra ikinci kürü uygulamaya geliyor. Zaten maviden sonra tik renkte gerçekten farklılık yaratıyor. Ama biraz böyle koyu renkte kalıyor tik. Tamam mı? Kuruduktan sonra da sadece maviyi uygularsanız. Ama tik temizlenmiş oluyor yani. Sonrasında da bu gördüğünüz sarı Tic Wonder. Part B'si bu. Bunu fırça yardımıyla, bildiğiniz süpürge, araba fırçasıyla tike yayıyoruz. Bu arkadaşlar anında rengini tikin sapsarı yapıyor, açıyor. Direkt açıyor. Çünkü bu asitli bir malzeme ayağınıza geldiğinde, hatta böyle karıncalaştırıyor ayağınızı, böyle yakıyor. Yara falan varsa özellikle ayağınızı yakıyor. Ve Part B'yi uyguluyoruz. Part B'yi uyguladıktan sonra tekrar çekiyoruz. İyice duruluyoruz tikte. Part B'yi, sarıyı bırakmamanız lazım. Neden? Tikin üzerinde sarı kalırsa, güzel durulanmazsa tikin arasındaki sikalar arkadaşlar eriyor, yumuşacık oluyor ve böyle yere bastığınız zaman ayağınızda o tiki sikasını hissediyorsunuz. Onu hissetmemeniz için B ile çok iyi bir şekilde durulamanız gerekiyor B'yi. Çünkü dediğim gibi asit sikayı eritirse tiki mahveder. Evet, şimdi sanırım ön olarak her şeyi anlattım. Şimdi gelin birlikte yapacağız. Gel. Tamam, güzel duruyor şu an videodan ama beyaz, solmuş ve böyle pütür pütür bir yüzeyi var. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Uğraştıracak bizi. Karşımız olsaydı diyor Alagöz, doğru söylüyor. O su jetlerinden var ya arkadaşlar, ondan olsaydı daha rahat ilk başta kabasını alacaktık. Onunla alacaktık ama şimdi direkt bilek gücüyle alacağız. Suyu çekelim. Önce tikleri ıslatacağız. Suda biraz bekletip yumuşatacağız. O yüzden hadi gelin birlikte suyu çekelim. Bütün malzemeleri hazırladık. Ve sulama işlemi. Bahçe sular gibi. Suyu vurduğunuz an tikin pis olduğu, yani kötü durumda olduğu, pis denmez de kötü durumda olduğu belli. Arkadaşlar bütün güverteyi ıslattık. Ve şimdi bu görmüş olduğunuz jacuzzi'nin merdivenlerinden başlayacağız. Şu an gerçekten
kötü. Tabi buralarda pasta polish yaptık. Onun da çok etkisi var. Pasta polish tetikleri oldukça kirletiyor. Şimdi göstereyim. Bakın görüyorsunuz şu an. Bunlar hep pasta polishten kalma izler, lekeler. Şimdi bu renge iyi bakın. Şimdi arkadaşlar maviyi uygulayacağız buraya. Maviyi boşaltıyoruz. Bu arada bu ürünün buradaki fiyatı gerçekten, yani Türkiye'de de çok pahalı da burada da pahalı. Bir şişesi 90 euro. 90 euro da diğeri. Biz muhtemelen 5'er, 5 mavi, 5 sarı olmak kaydıyla 10 tane falan harcarız bu tekneye komple. Tik bakımı da gördüğünüz gibi ücreti olan bir bakım. Şimdi bu merdiveni uygularken tabii ki elle uygulamakta yarar var. Çünkü küçük. Yani elle derken sopa takmayacağız. Yoksa onun dışında zaten hepsi elle oluyor. Gelin hadi yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım. Ürüne bandırdım. Önce ürünü mavi burada şöyle bir yayıyorum. Eyvallah, ala göt. Kolaysa başına git. Geldi de geldi. Evet, yaydıktan sonra arkadaşlar tikin yönüne doğru bastırarak bunu zemine yayıyoruz. Bu da zımparalama gibi. Yani her iş gerçekten zımparalama gibi. Teknede ne zımparaymış. Bakın buranın yönü bu şekilde olduğu için bu yöne doğru yapıyoruz. Renk gerçekten fark etmeye başladı bile. Bugün korsan Jack izlerdim ben. Lapacı vardı. Orada fare olan. Sen izler miydin Alagöz? Fox TV'de. Ha, çılgın korsan Jack. Fox Kids de, Fox Kids. Bizim zamanımızın kanalı o. Neyse. Orada lapacı vardı böyle. Bütün gün güverteyi böyle kaşırdı. Şu an kendimi onun gibi hissediyorum. Ben kayıt dışı bir 3-4 dakika daha herhalde yaptım. Gördüğünüz gibi renk değişti. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama kesin oluyordur. Suyunu tutuyoruz. Bakın çok pis bir köpük çıktı. Bunlar hep tikin içinde kalan malzemeler, pislikler yani. Geldim. Oo, Özdileş hoş geldin. Gel, kaynanan seviyormuş. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar farkı. Daha bu sadece mavisi, dediğim gibi mavi aslında temizlemeye yetiyor ama siz bu renkle tatmin olmuyorsanız sarısını da alıyorsunuz. Sarıyı da uyguladıktan sonra göreceksiniz, gerçekten çok güzel oluyor. Sarı asit. Hali tertemiz. Bir de yapılmayan yere bakın. Yani çok belli. Evet, bu iş ekip işi. Lan mevkeçe mi aldın? Yok, mevkeçe aldım. Ekipte aşmazlık çekiyordu. Birinin keçesini çalmalar falan başlamalar. Arkadaşlar bu iş ekip işi. Yaşamak da, ölmek de, pasta polish de, hepsi beraber. Keçe de. İşte denizcilikte şey var ya kanka, kural bir ne? Hortuma basma. Kural bir bence. Hangi işi yapıyorsan o işte yaptığın ilk hata. Mesela keçe yaparken başkasının keçesini alıyorsan kural bir anında başkasının keçesini almak olabiliyor. Şu an tikte kural bir başkasının keçesini alma. Evet. Tiki yaparken bu üzerleri de unutmuyorsunuz arkadaşlar. Zaten biraz daha lazım olan yer dediği gibi Alagöz'ün gerçekten belli oluyor. Yani bakın şu an bu yapılmamış yer, yapılmış yer. Bir de sarıyı uyguladıktan sonra göreceksiniz. Ben şimdi kapatıyorum video, yoksa 5 saat olacak. Mesela şunu da söyleyeyim. Yani bu tik parlatma işlemi sadece böyle tik wonder almak zorunda değilsiniz yani. Kendi hobi olarak tikleriniz vardır, tiki vardır. Hani ciddi bir maliyet çünkü söylediğim gibi şişesi 80-90 euro burada. Toz deterjan, çamaşır deterjanı da döküp keçeleyip temiz bir hale getirebilirsiniz. Arap sabunuyla aynı işlemi yapabilirsiniz. Porçözle yapanlar var, ben hiç yapmadım. Porçöz bence sikalara zarar verir, çok iyi durulanması lazım. Yani duruma göre değişir. Aha, şako da geldi. Bana da bir şey verin de. Film çekiyorsun. Bana da bir şey verin. Var orada, var al. Ondan sonra bu da aklınızda olsun. Ama Tik Wonder güzel. Evet arkadaşlar, bakın aradaki farka. Şu an sadece hala da mavi uyguluyoruz. Ve renk farkına bakın. Şu ikisinin farkına bakın ve yapmadığımız yere bakın. Bir de Alagöz'e bakın. Yer yer altı sıra tuzlar var. Yağabilir, ben kalın giyindim. Bir de çakoya bakın.
yapacak hocam? Buraları niye unuttun sen? Oğlum sen niye kendi aldın 45 liralık gözlüğü takmıyorsun da benim gözlüğümü takıyorsun? Kanki bu eski zaten, o yüzden yani. Ama takarız ya, merak etme. Dikten çıkan pisliği de göstereyim. Merdivenleri bitirdik. Uğraştık bayağı, bir yarım saattir onlarla uğraşıyoruz herhalde. Sadece şu 3 merdiven yarım saat kadar 4 kişinin vaktini aldı. Güverteyi yapacağız. Bugün herhalde sadece burası biter. Ya da belki iyi gidersek, inebilirsek upper deck'e ineriz. Yani bir alt kata. Total Tick Wonder herhalde 3 gün falan sürecek bu teknede. 3 ya da 4 gün sürebilir. Rucu terliyoruz, kilo veriyoruz. Güzel. Şimdi saplara taktık bu şekilde. Şimdi yerlere geçeceğiz. Alagöz'ün dediği gibi tik ne kadar yumuşak o kadar iyi. Bol bol su tutuyoruz. Hatta şu pis suyu bile tutuyoruz ki tiki yumuşatsın diye. Ondan sonra zaten uyguladığımız alanı geçtikten sonra yarım yarım devam edecek. Evet, bastıra bastıra aynı yere yapıyoruz. Gelin iki seneye göstereyim size. Yapılmış yer ve yapılmamış yerler dolu. Tekel yaptığım için bastıramıyorum ama olay bu. Yani tikin yönüne göre, tikin yönüne doğru keçeliyoruz. İşte görüyorsunuz bazı arkadaşlar lojistik desteğiyle bizi mutlu etmeye devam ediyor. Vay Çakocuğum, kahve mi ısmarladın ya? Sen var ya adamsın. Olursa da yanlışlıkla olur. Kendi gözümü de getirdim. O zaman tamam. Şimdi suyu çekiyoruz. Suyu çekmemizin sebebi arkadaşlar donmasın yüzeyde. Donduktan sonra sil baştan olacak. Buralar. Çako boyalar varsa onları zımparalıyor. Bunun gibi. Boya damlatmışız 3-5. Bakın buralar hep yapıldı. Daha sadece mavi kür uygulandı tabi. Daha sarısı var. Sarı zaten göreceksiniz siz birazdan. Merdiven kurumaya başladı. Bakın sıfırlandı resmen. Ve hala sarıyı vurmadık. Komple bütün güverteyi maviyle yaptıktan sonra sarısını vuracağız. İşte böyle kurutmamak için sürekli arkadaşlar su tutmak gerekiyor. Hava da sıcak. Şimdi bakın buralar hep yapılan yerler. Şuradan şöyle bir alan yapılmadı. Ve geriye doğru daha var. Kardeşimiz bunu almıştık biz, Klinazür marka. Tik oksilik asit. Reklam yüzümüz Alagöz. Ondan sonra şuraya denedik. Alagöz'ün ayaklarının altına. Çek kanka. Bakın yani şey, Çako denedi. Bu da güzel yani. Bakalım. Deneme yanılma yöntemiyle malzeme deniyoruz ama şeyin, Tik Wonder'ın asiti böyle gördüğünüz gibi nar rengi. Kırmızı yaptı. Ama sarıyı uyguladıktan sonra burası, buralarda sararacak. Bu kırmızılığı kalmayacak. Şimdi bunu uygulama şekli, sulandırarak biraz döküyor. Üzerine su dökeceğiz ve suyla yayacağız. Bakın barın önü şu an böyle. Şimdi bir de birazdan bakacaksınız. Bu da büyük teknede çalışmanın avantajı. 4 kişi bir giriyoruz. Bakın renk gerçekten güzel oldu. Yani temizlendi mi? Temizlendi. Bir de bu tek kür. Yani A'sı B'si yok bunu. Uygulaması daha kolay. Ve o kadar yorucu değil. Ve sonucu da güzel yani. Beğeniyorsanız bu ürünü de tercih edebilirsiniz. Kendiniz yaparken. Ama dediğim gibi mavisi böyle kızartıyor bu Tik Wonder'ın. Burayı. Sarıyı da vurduktan sonra aradaki farkı anlayacağız. Bu Tik Wonder'ın sarısı gibi bence. Çünkü sarı da aynı şekilde arkadaşlar. Ama işte artısı da temizliyor. Bakın renk direkt anında açıyor. Tamam mı? Tik Brighton'ın aynısı işte. Aynen. Aramızda gördüğünüz gibi siz de şahit oldunuz. Denedik. Ve biz senelerdir Tik Wonder yapıyoruz. Yani ben çalıştığım diğer teknelerde de hep Tik Wonder uyguladım. Ama bunu yapmak, şu Klinazür marka olan malzemeyi vurmak gerçekten hem uğraştırmıyor, Tik Wonder kadar uğraştırmıyor. Hem de tek kür. Hızlı gideceğiz. Hem de daha iyi bir sorun alacağız. Arkadaşlar burada güzel bir ürün gösterebilirsin. Orada. Ya, ne böyle? Oo. Evet. Bakalım. Oo, renge bakın. Çok güzel. Renk çok iyi ha. Evet, şimdi biz şunla hemen göstereyim. Saç başta almış. Aha da bununla devam ediyoruz. Aha da bununla. Şimdi gelin poz verelim. Arkadaşlar sarıyı uygularken de bu
şekilde. Bakın burası sadece mavi uygulanan yer. Şurası. Burası sarı uygulanan yer. Tikin rengini açıyor. Şuraya da sadece o kimyasaldan uyguladık. Bakın sarıyı sadece bu şekilde sürüyoruz fırçayla, araba fırçasıyla. Ve bekliyoruz. Ondan sonra suyla çok iyi durulamak lazım. Yoksa sikaları eritiyor. Sikalar ayağınıza yapışıyor, dağılıyor. O yüzden bol durulamak suyla çok önemli. Şu anda sarı uygulanıyor. Böyle az az döküyoruz arkadaşlar. Az az dökmek bile yeterli. Fırçayla yaydıktan sonra zaten içinin rengi anında değişiyor. Yer ve sarısıyla mavisiyle bitmiş bir yer. Saat şu anda 12'ye çeyrek var. Şimdi merdivenlerden aşağı doğru yapmaya devam edeceğiz. Kay pek olduğu gibi bitti. Sarısı da mavisi de, hatta o klinazürden de uyguladık birkaç yere. Şimdi sonuçları göstereceğim. Sky deck bitti komple. Merdivenlerini de bitirdik. Çok az kaldı. Ve saat şu anda hemen bakıyorum. 12'yi çeyrek geçiyor. Şimdi yemeğe gideceğiz biz. Böylelikle bu videoda Tik Wonder'ı nasıl yaptığımızı göstermiş oldum. Siz de bundan yararlanarak kendi teknenize veya çalıştığınız tekne yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok önemli olan şey sarı olan, yani brighter, Tik Brighter'ını, parlatıcıyı Tik'te çok uzun süre tutmamak gerekiyor. Ve bol suyla durulamak gerekiyor. Özellikle kromları çok kötü paslandırıyor. Tutulursa ve Tik'te de sikayı eritiyor. Çünkü tamamen bir asit. O klinazürle de yaptık. O dediğim Chaco'nun getirdiği. O da güzel sonuç veriyor. Şimdi hatta diğer katları biz klinazürü uygulayarak devam edeceğiz. Çünkü Tik Wonder'ımız bitti ve burada oldukça pahalı. Klinazür daha uygun fiyatlı ve yapması da daha kolay. Onunla ilerleyeceğiz. Bizden bu kadar. Şimdi drone videosuna geçer. Videoyu kapatırız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdan da zili açmayı unutmayın. Yeni video koyduğumda haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Benim kuru hali. Bu şekilde videoyla da göstermek istedim size. Evet, yaza hazırlık bitiyor. Az kaldı. Parmaktan sonra oyarım.